Ya o insan narsist değilse, ya hepsi benim suçumsa. Sizin de kafanıza hiç bu soru takıldı mı? Muhtemelen takılmıştır. Ama artık kafamızın içindeki bu soruya yer bırakmayacağız. Umuyorum ki bu videoda güzel bir cevap bulabileceksiniz. İyileşme sırasında aklımızda beliren ve sorulan en yaygın sorulardan biri de gerçekten o kişi narsist miydi sorusudur. Narsistik istismar sonrası hayatına devam eden insanların, yani bizlerin, hepimizin aklımıza gelen ve tekrar tekrar kendimize sorduğumuz bir sorudur. Sürekli bir şekilde kafamıza takılan ve bizi rahatsız etmeye gücü yeten bir soru. Bu sorunun aklımıza takılmasının bir iki sebebi vardır. Bugünkü videomuzun konusu aklımızı çelen bu soruyla ilgili olacak ve sebeplerine bakacağız. Narsistik istismar sırasında yaşanan onca kötü hatıradan sonra aklımıza hala böyle bir soru geliyorsa eğer, bunun nedenlerinden ilki iyi niyetli düşünme yeteneğinizin varlığından ötürüdür. İyi niyetli düşünmek ve karşınızdaki insana toz kondurmamak. Birincisi, demek ki iyi niyetimizi hala kaybetmemişizdir. Bu haber oldukça güzel. Çünkü bunca kötülükten sonra iyi niyetimizi hala koruyabiliyorsak güçlü bir insanız demektir. İkincisi ve en önemli kısmı ise mağdur olan sizlerin böyle bir duruma düşmenizin en büyük nedenlerinden birisi de zaten iyi niyetli olmanız değil miydi? Şahsım adıma konuşayım ki benim iyi niyetim oldukça güzel suistimal edildi. Lütfen bu soru aklınıza gelirse eğer bu dediklerimi hatırlayın. Bizleri bu duruma düşüren etkenlerden bir tanesi de şüphesiz ki iyi niyetimizin kullanılmasıydı. Peki şimdi iyi niyetimizi kullanmış olan bir insan var karşımızda. Bize narsistik istismarı yaşatmış olan bu insan için tekrar iyi niyetimizi devreye sokmamız ne kadar doğru olur? Kesinlikle doğru olmaz. Güzel ve iyi düşüncelerinizi fırsat bilip kullanan narsiste tekrar iyi niyetli yaklaşımının hiçbir anlamı olmaz. Başkasına, başkalarına iyi niyetinizi, merhametinizi kullanmadan önce kendi varlığınızın farkına varın. Önce kendiniz için iyi niyetinizi ve merhametinizi kullanın. Kendi hayatınızda başrol olan sizlersiniz, unutmayın. Zira zihinsel ve ruhsal olarak iyileşmek istiyorsanız kendinizi suçlamayı bırakmanız ve iyi niyetinizi kendiniz için kullanmanız lazım. Gelelim ikinci nedenimize. Narsist bir kişiyle ilişkiden sonra kafamıza böyle bir sorunun takılmasının diğer nedeni ise narsistin bize sunmuş olduğu gerçeklikten kaynaklanır. Yani demek istediğim, narsist insan ilişki içinde sürekli size karşı "sen delisin, kıskançsın, hassassın, paranoyaksın, istenmeyen bir insansın" gibi sözleriyle ruhsal olarak taciz ederken size kendi gerçekliğini bırakmış olur. Ve siz kendinizden şüphe duymaya başlayıp narsistin dediklerine inanmaya başlarsanız eğer, işte o zaman bütün suçu kendinizde ararken aklınıza "ya hepsi benim suçumsa" sorusu takılıp kalır. Şimdi söyleyeceklerime dikkat edin. Zira burası çok önemli. Altını çizerek söyleyeceğim. Onun bir narsist olduğu bilgisi kurbanlar için, yani bizim kurtuluşumuzun ilk adımıdır. Zihin oyunlarıyla perişan edilmiş, hayatı elinden sökülüp alınmış, akıl sağlığından şüphe eder hale gelmiş ve olan biten yüzünden sürekli kendini suçlamış pek çok kurban öncelikle suçun kendisinde olmadığını öğrenmelidir. Bu noktada uzmanlara, terapistlere, hatta kurbanların yakınlarına çok iş düşüyor. Daha önce de söylediğim gibi narsistin yaptıklarını kendi üzerinize şahsi algılamayın. Narsist insanın eline geçen herkesin aynı muameleyi gördüğünü söyleyebilirim. Bundan ötürü kendinizi suçlamayı bırakın ve narsistin yaptıklarını şahsi algılamayı, yani sebebini kendinizde aramayı bırakın. Zira hepimiz bilfiil bu hataya düşeriz. Böyle bir soruyu sormak bile bir hata olarak kabul edilebilir. Ya hepsi benim hatamsa sorusunu sorduğumuzda yanlış cevap vermemize sebebiyet verecek etkenler olacaktır. Bu etkenler narsistik istismardan kaynaklanır. Psikolojik istismar sonrası ezici miktarda ağır duygular ile baş başa kalırız. Utanç, değersizlik, suçluluk, yetersizlik gibi duygular bizi yanlış biçimde düşünmeye yönlendirir. Zaten bu duyguları yaşarken birçoğumuz kendimizi suçlamaya çoktan başlamışızdır. Bütün bu duyguların ortak noktasında ise sadece büyük bir "kötü olan benim" mesajı vardır. Bu mesaj az önce söylediğim duygulardan beslenir. O yüzden kendinize karşı iyi niyetli davranın ve nazik olun. Peki bu noktadan sonra ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey acılarımızı yaşamalı ve korkumuzla yüzleşmeliyiz.
acılarımızı yaşamalı ve değersizlik, yetersizlik ve suçluluk gibi duygularımızın üstesinden gelmemiz lazım. Kendinize haksızlık yapmayın. Hiçbir insan değersiz değildir. Hepimiz eşrefi mahlukatız. Hepimiz değerliyiz. Bu duygular ile yüzleştikçe aynı oranda bu olumsuz duygular azalırken kendimize olan sevgimizde de artış olacaktır. Belki bu noktada şöyle düşünmenin yararı olabilir. Kendinize dışarıdan üçüncü şahıs olarak bakmayı deneyin. Sizi sadece acı çeken, sevgiye ve nezakete muhtaç bir insan olarak göreceksiniz. Burada artık iyi niyetinizi kendiniz için kullanmayı deneyin. Açık bir şekilde anlaşılması gereken bir nokta daha var. Kendinizden reddedilmenin, terk edilmenin ve yaşanan istismarın tüm acısını kabul etmenizi ve kucaklamanızı istiyorum. Bu olumsuz duyguları öylece kaldırıp bir yere atamazsınız. O yüzden yüzleşmeli, kucaklamalı ve kabullenmelisiniz. Akabinde bu olumsuz duygular yavaş yavaş olumlu duygulara dönüşecektir. Pek çoğumuz ilişki sırasında ve sonrasında alışılmadık şeyler yaptık. Kendi değerlerimize ve ahlakımıza ihanet ettik diyebiliriz. Lakin benim için gereken bilgileri öğrendikçe zihnim davranışımı mantıklı hale getirmeme yardımcı oldu. Ama o yürekten gelen kötü olan benim hissini bir türlü bırakmadı. Bu hissiyatı bırakmanın tek yolu sadece yeni keşfedilen koşulsuz sevginin bunu yapmaya kudreti vardır. Ya gerçekten narsist değilse sorusunun cevabı ne olursa olsun kendimizi sevmeye başladığımızda tüm önemini kaybeder. Aklı selim bir şekilde düşünmeden önce belki de gerçekten o kişi mükemmeldi diye korkardım. Ama sonunda tüm bunları sevgiyle karşılamak bu korkuları sildi. Bu yolculukta bulduğumuz sağlıklı, saf sevgi doğal olarak bizi başkalarına da aynı özgünlüğe yönlendirir. Şüphesiz ki hepimiz kalplerimizde ve ruhlarımızda koşulsuz sevgiyi ve kendini affetme duygusunu bulmayı hak ediyoruz. Kendinizi bundan esirgemeyin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.